Efendim, kendinizi tanıtır mısınız? Ben bir Şevçe Tarım ve Orman Müdürü Salih Aktaş. Geçmiş yıllarda bir kısım yayla ve meralarımızda yasaklar vardı. Yayla ve meraların üzerindeki yasakların kalkmasıyla beraber gerek Tarım Bakanlığımız genç iç projeleri kapsamında desteklenen projeler, gerek vatandaşlarımızın bireysel çabalarıyla bu sayı yükseldi. Bugün 200'ün üzerinde vatandaşımız bu işi yapmakta ve bu işten ekmek yemektedir. Tamamen ben yaylağa bağlıyorum. Çünkü daha önce burada ciddi bir büyükbaş hayvan potansiyeli vardı. Fakat terör olayı nedeniyle vatandaşımız elindeki hayvanı bile satmak zorunda kaldı. Bugün dediğim gibi hem bakanlığın destekleri hem de vatandaşların çabalarıyla inşallah eski seviyemize ulaşacağız. Şunu diyebilir miyiz? Bektişevap artık Karadeniz gibi, Erzurum gibi büyükbaş hayvancılıkla anılacak bir merkez haline gelebilme ihtimali var mı acaba? Evet, bu yönde gerek bakanlığımızın çabaları var, gerek de vatandaşlarımızın çabaları var. Çünkü bakanlık da bir yönde vatandaşlarımızı destekliyor. Özellikle büyükbaşta buzağı başına 550 lira üzerinde bakanlığımız bir destek veriyor. Yeteri miktarda veteriner hekimimiz var. Bu noktada bir sıkıntı yok. Yani bazen gece bile olsa bize herhangi bir ihbar geldiği vakit arkadaşlarımızla beraber gidip müdahale ediyoruz, elimizden geleni yapıyoruz. Orada bir sıkıntı yok. Efendim, peki mevcut ne kadar Beytişevap'ta şu an kaç bin büyükbaş hayvan var? Şöyle dediğim gibi eskiden potansiyel çoktu. Şu an vereceğim rakam belki düşük olabilir ama geçmiş son 5-6 yıl öncesine kadar sevindirici. 2500'ün üzerinde büyükbaş hayvanımız var. Bazı ilçelere göre bu sayı düşük olabilir ancak eski sayımıza göre ilerleme olduğunu söyleyebilirim. Peki küçükbaş hayvancılık ne kadar? Küçükbaş hayvancılık aynı şekilde, daha önce de röportajlarımızda aynı söylemiştik. Bizim 90'lı yılların öncesinde 400 bin üzerinde küçükbaş hayvanımız vardı. Mevcut olaylardan dolayı bu sayı düştü fakat tekrar bir ilerleme var. Şu an bizim 70 binin üzerinde küçükbaş hayvanımız, tabii koyun keşi dahil buna hayvanımız mevcut. Peki vatandaşlar ayın kaçında Varaş'ın yaylasına gidecek? Bununla ilgili bir bilginiz var. Başladılar. Yani ayın 1'inde, 1 Mayıs'ta artık sevkler başlayacak. Bize müracaatlar geldi. Biz tabii ilçe jandarmayla koordineli çalışıyoruz. Bunların güvenlik taramaları yapılıyor. Biz de yaylaların durumuna göre 1 Mayıs'tan itibaren artık misafir diyeceğiz. Misafirlerimiz bize gelecek.